Mr. President, Efi Koutsakosta from Euronews. I want to ask you regarding the F-16 follow-up. As you said, the process in the Congress is binding. But are you ready to accept the modernization and delivery of these F-16 fighter jets, even if the Congress insists on strict conditions, namely Turkey abstaining from future aggression against neighboring countries like Greece or Cyprus? And a second question, if I may, when it comes to the EU, before you come to Vilnius, you mentioned the accession process of your country. What kind of reforms are you planning to do in order to revive these talks long stalled over concerns for democracy, rule of law and human rights? Thank you. Yani bu soruda tabii şunlar yatıyor. Görüyorum ki birinci derecede Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Yani Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki. Dünyada %90'a yakın bir katılımla seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? Kaç tane ülke var? Herhalde şöyle parmak sayılarını bulmaz. Ama bakın bizim bu son seçim %88 katılımla neticelendi. Ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil. Terör örgütü istediği gibi bakıyorsunuz her yerde kendine göre ne yazık ki istediklerini yapıyorlar. İstedikleri gibi at koşturuyorlar. Ama bunlara karşı da tabii herhalde devlet olmanın gereğini yapacaktır.